spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Az sonra Galatasaray'ın imza törenine kameralarımızı çevireceğiz. Bir müddet daha Fenerbahçe konuşacağız. Bu arada bir kırmızı var ekranda. Trezeguet Kayseri Spor maçında yok. Sivas Spor maçında sakatlanan Mısırlı futbolcu kadroya dahil edilmedi. Trabzonspor Kayseri'de Trezeguet'den yoksun, mücadele edecek. Bu son dakika bilgisini de sizinle paylaşmış olduk. Gürcan Bilgiç şimdi lige dönecek Fenerbahçe. 6'da 6 hedefinden bahsediliyor. Bu tip fiziksel ve duygusal yoğunluğu yüksek ve kazanılamayan maçın ardından takımın psikolojisinin ne durumda olacağını düşünüyorsunuz? Bunun lige bir yansıması olur mu? Yoksa yeniden bir beyaz sayfa açıp daha farklı bir kulvarda, daha farklı bir başarı elde etme peşinde mi olacak Fenerbahçe? Valla kim demişsek çok güzel demişti. Ben kaybetmem, ders alırım. Kimin lafıydı o? Onu bilmiyorum da şey biliyorum. Ben ders almam, ders veririm. Tamam, Fatih Hoca onu demiş. Ders almam, ders veririm. Onu biliyorum. O güzeldi. Birini bilmiyorum. Ben asla kaybetmem, ders alırım. Bence ders alıyorlar. Yani ilk Olympiakos maçı daha sertti eleştiriler. Sonra ben hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da ders alır öğrenirim. Nelson Mandela. Bu da benim ayıbım olsun. Benim. Yani bizim ayıbımız olsun. Yani Mandela'nın lafını. Bizde öyle bir kültür yok ya. Yani ders almak falan. Değil mi? Yok. Ders veriyoruz biz. Tabii biz ders verdiğimiz için. Hatırlayamadık yani kime ait olduğunu. Yani çok güzel bir hayat felsefesidir. Yani burada her takımın, sadece Fenerbahçe'nin değil, her takımın, her insanın hayattaki başarısızlıklardan ya da olumsuzluklardan neden sorusunu sorarak ilerlemesi lazım. Ben her defasında dilim döndüğünce Berkan Kutlu'yu savunmaya çalışıyorum Gürcan abi. Nedenini söyleyeyim. Arkadaşımız Mert evinde ziyarete gittiğinde Berkan formalarını asmış çerçeveletip. Bir tane forması Galatasaray'ın Denizli Spor'a elendiği kupa maçı. Neden dediğinde en üzüldüğüm günü de hatırlamalıyım. Değil mi? Güzel bir bakış açısı. Tabii. Mesela. Ve oyuncu sosyal medyada kaç senedir ne eleştirilerle maruz kaldı. Okan Hoca gayet güzel kullandı sezonun ikinci yarısı. O mental gücünü gittikçe güzel arttırır. Güzel bir tabii. Düşünce mesela. Yani. Aynen. Tabii ki İsviçre doğumlu olması biraz bakış açısı da fark ediliyor ama futbolda bu çok önemli. Futbolda da hayatta önemli. Hayatta her zaman her şeye gitmiyor ki. Yani çok üzüldüğün anlar oluyor. Çok dibe vurduğun anlar oluyor. Yani hayatta öyle yani. Böyle sürekli laylalom laylalom değil. Tabii. Yani o nedenle baş etmeyi öğrenmen lazım. Neden sorusu da burada. Neden yapamadım? Çünkü şunlar vardı. Dediğin an, o öz eleştiriyi getirdiğin an ya da kusurlarını, eksiklerini tespit ettiğin an işte o ders oluyor sana. Ders almış oluyorsun. Yani boşuna dememişler. Tecrübe yenilen kazıkların bileşkesidir diye. Yani bazı şeyleri, değil mi? Çocuk da düşe kalka büyüyor, öğreniyor yürümesini, kalkmasını. O tecrübeyle. O nedenle Fenerbahçe takımı da bence mesela geçen sene genç bir takımdı. 23-24 yaş ortalaması. O nedenle birçok maçı, işte 3-1 önde olduğu maç 3-3 bitti. 3-2 önde, işte 1-0 önde olduğu maç rakip 10 kişi kaybetti. Yani genç takımın hırsları, o anki duyguları, hataları da peşinden getirebiliyor. Bu arada Yunus Emresel telefon attığımızda devam edeceğiz Fenerbahçe'yi konuşmaya. Trezeguet Kayseri Spor maçında yok dedik. Yunus Emresel, hoş geldin. Konuyla ilgili detayları senden dinleyebiliriz. Teşekkürler Kerem. Sana ve konuklarına yayınlar dileyelim. Trabzonspor'da son oynanan Sivas Spor maçının ilk yarısında Trezeguet bir sakatlık yaşamıştı ve oyunun ikinci yarısına devam edememişti. Daha sonra kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun sol adresinde bir yaralanma tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı vurgulanmıştı. Aslında hafta boyunca zaman zaman antrenmanlarda hafif şekilde kendisini denedi Trezeguet. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı genelde bir futbolcu tamamen iyileşmeden bu riski almayı sevmiyor ve bu nedenle Trezeguet'i de Kayseri Spor maçının kadrosuna dahil etmedi. Oyuncu bu maçın kadrosunda yer almayacak. Tabii onun yokluğunda kadro nasıl şekillenecek? Burası şu anda çok net değil ama çok yüksek ihtimalle ona çubu maçla birlikte geri döndüğü için Pepe'yi kanata kaydırıp veya o sakatlık sürecinden yeni çıkmaya başlayan Mislav Orsic'i ilk 11'de değerlendirip böyle bir çözüm arayışına
girebilir Abdullah Hoca. Bir muhtemel 11 vererek toparlayayım Kerem. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Meunier, stoperde Batista Mendy, Densil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Berat, Umut Güneş, Bardi üçlüsü. Sağ tarafta Edin Mişa, solda Pepe, ileride de Onaçu şeklinde Trabzonspor'un Kayserispor maçına çıkmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Trezeguet'in Trabzonspor'un Kayseri deplasmanında oynayacağı mücadelede forma giyemeyeceğini bir kere daha belirtmiş olalım. Mehmet Özcan, sence nasıl etkilenecek Fenerbahçe bu süreçten? Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin maçı pazartesi günü, Galatasaray'ın maçı pazar akşamı. Yani Galatasaray bir gün önce oynayıp puan farkını 5'e çıkarma fırsatı yakaladı. Ki Pendik Spor maçında dolu tribünler önünde muhtemel bir Galatasaray galibiyeti öngörüyoruz. 5 puan geride çıkmak artık bıçak sırtı maçlar diyebiliriz ki zaten 6 maç kaldı. Bu saatten sonra Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark şu: Galatasaray'ın bir kredisi var. Fenerbahçe'nin bence artık puan kaybetme kredisi yok. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senaryo çok 6'da 4, 6'da 5, 6'da 5'lerle mümkün görmüyorum. Yani 6'da 6'dan geçiyor. Sivas Spor, Manay bence bu sezonun çok önemli hücumcularından. Tabii ki Fenerbahçe'ye Dzeko, Galatasaray'da Icardi olduğu için doğal olarak Galatasaray, Fenerbahçeliler forvetlerinden memnun, ama ben Manay'ın da yaz transfer döneminde çok konuşulacağını düşünüyorum. Performansı önemli Sivas Spor için. Ama yani Alanya Spor Galatasaray maçı öncesi Galatasaray galibiyeti öngörüyorum. Sebebi Alanya Spor'un küme düşme hattıyla ilişkisini kesmesiydi. Benzer düşünce Sivas Spor için de sahibi. Sivas da kazandığı puanlarla artık düşme hattıyla arasında bayağı mesafe koydu. Bu tarz daha beneni Galatasaray Fenerbahçe için biraz daha canavarıyla oynayan takımda. İşte Karagümrük mesela zorladı Fenerbahçe'yi. Aynı şekilde Sivas deplasmanının değil Konya deplasmanının daha zor geçmesini bekliyorum Fenerbahçe açısından. Galatasaray için, açısından da Karagümrük maçı kolay olmaz diye düşünüyorum. Derbi öncesi olacak. Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum Kerem. Onu söyleyeyim. Yani ben iki takımın da derbiye kadar maksimum zaten hani belki bir maç olur. O bir maçta Fenerbahçe'nin olursa Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray maçına kadar bence kayıpsız gelmek durumunda. Yani ilk tökezleyen şampiyonluğu kaybedecek. Galatasaray için yani bir kredi var. Yok. Sana söyleyeyim mi? Diyelim ki berabere kaldı. Puan puana geldiler. Bu Fenerbahçe yetecek beraberlik diyorsun. Tabii. Averaj olarak da daha önde rakibinden. Ama ilk puan kaybeden takım Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Bilemem. Bence şampiyonluğu da kaybeder. Averaj farkı bu arada 4'e indi. Onu da hatırlatmakta fayda var. Valla bilmiyorum ya. Bu gidiş... Yani Fenerbahçe'nin o maça kadarki maçları şunlar. 2 deplasman var. Sivas-Konya, içeride Beşiktaş ve Kayseri.